Uzaktan Öğretmenim kanalından herkese merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle çok 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 önemli bir konuyu göreceğiz. Açılar ve açı problemleri. Sevgili çocuklar, bu konu çok önemli. Niye önemli? Çünkü dördüncü sınıfta şu anda pek fazla bunlarla ilgili soru çıkmıyor karşınıza. Yani daha doğrusu kitaplarda yok. Ama gireceğiniz deneme sınavlarında ve kaynak kitaplarınızda bu tarz sorular çok fazla karşınıza çıkıyor. Ama okul müfredatı nedense bu sene çıkarıldı. Okul müfredatında yok ama daha doğrusu bu kadar detaylı yok. Dolayısıyla bu dersi çok dikkatli dinlemenizi istiyorum ve bütün konuyu yeri geldiğinde anlatarak ilerleyeceğim. Şimdi açı problemleri birinci soruya herkes dikkatlice bakıyor. Ne diyor bakalım okuyalım. ADC açısı 90 derece. Ne demek ADC? C açısı yani şurası oluyor çocuklar. 90 dereceymiş. Biz 90 dereceye ne diyorduk? Dik açı diyorduk. Peki ADB açısı. ADB açısı ise sesleri kısaltın. Kapattım, sesleri tamamen kısaltın kapattım çocuklar. ama burada kalsın. Evet. ADB açısı ise nedir? Hemen burası oluyor. ADB açısı ise onu da farklı bir renkle göstereyim. Şurası oluyor çocuklar. Şu maviyle çizdiğim yer ise ADB açısı oluyor. Orası eşitmiş CDB açısına. CDB neresi oluyor? CDB açısı da burası oluyor. Yani bize şunu söylüyor. Burası bir dik açı, yani 90 derecelik bir açı ve şu açı bu açıya eşit. Bana verilen bilgileri gördüm. Peki bana ne soruyor? Dikkatli bir şekilde bakarsak bana ADB açısını soruyor. ADB neresi? ADB açısı, soru işareti koydum, burayı soruyor. Çocuklar ADC açısı 90 derece ve bu açı bu açıya eşitse ben 90'ı 2'ye bölerek ADB yani şu açıyı bulabilirim. 90'ı 2'ye böldüğümde 4 kere 2 8 çıkardım 10, 5 kere 2 10 çıkardım 0 0 45 derece. Yani şu ikisi de 45 derece ve 45 derece olur. Bana ADB'yi sorduğu için cevabım 45 derecedir diyorum. Çocuklar harfler kafanızı karıştırmasın. Harfler kafanızı karıştırmasın diye kaleminizin ucuyla, tabii bu çıktıyı Telegram sayfamızdan ve Instagram sayfamızdan paylaşıyorum. Aynı zamanda bu videonun linkini de yine Telegram ve Instagram sayfalarımızdan paylaşıyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Dersi beğen butonuna basarsanız daha fazla öğrenci bu dersten istifade etmiş olur. Şimdi gelelim ikinci soruya. ADC açısı doğru açıdır diyor. Şimdi neresi ADC? Bakın ADC yani şurası. Doğru açı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Yani şuranın 180 derece olduğunu söylüyor. Ve BDC'nin ise İşte işin püf noktası hemen bulalım. B, D, C'nin ise 50 derece olduğunu söylüyor. Çocuklar, şimdi bunun tamamı 180'di. Ben bunun bu 50'lik kısmını çıkarırsam geriye ne kalır? Evet, geriye ADB kalır. ADB neresi? ADB. Yani benden istenen kısım. Açının tamamı yani şurası 180 dereceydi. 180 eksi 50 130 derece olur. Yani ADB eşittir 130 derece derim. Geometri çok keyifli bir konu, bir ders çocuklar. Yani ben matematiği çok severim ama geometriyi matematikten daha çok severim. Tıpkı sudoku'da soru çözer gibi, sudoku çözer gibi, bulmaca çözer gibi bir konu. Çok seviyorum geometriyi. Nedeni ise İşte gördüğünüz gibi adım adım ilerleye ilerleye sudoku'daki gibi bula bula ilerliyoruz. Şimdi AOB 67 derece demiş. AOB neresi? Öncelikle onu bilmem lazım. AOB yani şurası 67 derece. BOC 82 derece. Onu da pembeyle göstereyim. BOC 82 derece. Bana neyi soruyor? COD'yi. Onu da yeşille yapayım. COD. Çocuklar bir kere bir doğru açı olduğunu görmem lazım. Buranın tamamı bir doğru açı. Yani buraya ben 180 derece diyorum. E şimdi burası 67.
Burası 82. Bana neyi soruyor? COD'yi. Yani yeşili soruyor. Şurayı soruyor. Ne yapacağım? Öğretmenim öncelikle 82 ile 67'yi toplarım. 9, 14, 149 yapar. Sonra tamamından yani 180'den 149'u çıkarırım ve 1, 7'den 4 çıktı. 3, 0, 31 dereceyi bulurum. Yani COD açısı 31 derecedir. Bulduğumu da hemen şeklin üzerine yazarım. Gördüler, geometrinin ilk konusu, en önemli ilk konusu açılardır. Şu anda açıları görüyorsunuz. Bunu yapabilmeniz için de 90 derecenin dik açı olduğunu, doğru açının ise 180 derece olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi bir farklı bir soru tipi var karşınızda. Diyor ki bize en küçük geniş açı ile, şimdi ben dik açının 90 derece olduğunu biliyorum değil mi? Dolayısıyla en küçük geniş açı dediği 91, 92, bakın bunlar hep geniş açı. Nokta 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 179'a kadar hep geniş açı. Ama bana en küçük geniş açı diyor. Dolayısıyla en küçüğü 91'dir. Bununla en büyük dar açının, şimdi dar açıları yazalım şimdi de. 89, 88, 87, nokta 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 1'e kadar gider. Ama bana en büyük dar açı dediği için de ne yapıyorum? 89'u alıyorum. Bu ikisinin toplamının 5'te 3'ü kaçtır? Toplayalım. 91 artı 89 eşittir 180. Bunun 5'te 3'ünü soruyor. 180'i 5'e bölersem 36. 36'yı da 3 ile çarparsam 108 cevabını buluyorum sevgili çocuklar. Burada en küçük geniş açının 91, en büyük dar açının ise 89 olduğunu asla unutmayın ki bu tarz sorularda zorlanmayasınız. Şu ana kadar gayet güzel, sorularımız da gayet orta seviyeydi. Artık bir tık zorlaştıracağız sorularımızı. Bu arada bu soruları tekrardı. Bu linki tekrardan sizlerle paylaşacağım. Telegram, Instagram sayfamızda. Çocuklar, online ders yaptığım öğrencilerime WhatsApp'tan da göndereceğim. Sizden isteğim, lütfen bu dersin sorularını bir daha bayram tatilinde izleyin. Şimdi sorumuz şu. BOC neresi? Hemen bulalım. Şurası. DOC şurası ve DOE yani şurası eşitmiş. Zaten çocuklar bakın şurada bir işaret görüyorsunuz. Üçünde de aynı çizgiyi görüyorsunuz. Bu üçünün aynı olduğunu gösteren bir işarettir. Yani şu üç açının eşit olduğunu hem burada söylemiş hem de burada çizgileri çizerken özellikle belirttim. AOB 57 derece. AOB yani şurası 57 derece. Bana neyi soruyor? Dikkat edin lütfen. COE yani şuradaki iki tane açıyı soruyor. Toplamını. COE demek orası demek. Gördüler, geometride bakın altın kural. Size verilenleri bir şeklin üzerine geçireceksiniz. İkincisi size ne sorulduğuna çok dikkat edeceksiniz. Gelelim sorumuza. Şimdi yine doğru açının 180 derece olduğunu biliyorum. Yani şunun tamamının 180 derece olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 180'den AOB açısını yani 57'yi çıkarırsam şu 3 açının toplamı kalmış olacak. Yani şöyle de yapayım daha iyi anlaşılsın. Ben 180'den bu açıyı hemen çıkaralım. Çıkarırsam bakın hop sildim. Geriye ne kalıyor? Geriye şu 3 tane eşit olan açı kalıyor. Peki o zaman çıkaralım. 180 eksi 57 3 kalır 12 123. Yani şu üçünün toplamı 123'müş. Bana az önce çocuklar dikkat edin buraya. Bana az önce bu üçünün aynı olduğunu söylemedi mi? Söyledi. O zaman ben 123'ü 3'e bölerek bunların her birini bulabilirim. 4 kere var. 4 kere 3 12 çıkardım. 0 0. 3'ün içerisinde bir kere var. Çıkardım. 1 41. Yani şurası 41 derece.
41 derece, 41 derece. Şimdi çoğu arkadaşınız burada şu hatayı yapmış olabilir. 41 derece cevap. Hayır. COE soruyor. Yani COE. Yani iki tane 41 var burada. 41 çarpı 2, 82 derece diyorum. Çocuklar, bizi YouTube'dan izleyen öğrencilerimiz öncelikle videoyu, soruyu gördükten sonra dondursunlar, bir uğraşsınlar. Mesela 6. soru, şu an direkt çözümü dinlemeyin. Bir durdurun, dinleyin, çözün daha doğrusu. Daha sonra çözmeye çalışın. Daha sonra videoyu dinleyin daha doğrusu. Anlaştık mı? Peki, Turan sesini kıs oğlum. 6. soruyla devam ediyoruz. Diyor ki AOD 150. Hemen bulalım AOD'yi. İlk işimiz o olacak. Bize verilenleri bir bulalım. AOD. Yani şunun tamamı 150 dereceymiş. Güzel. BOD dik açıymış. He. BOD'yi de yeşille çizeyim. BOD dik açı. Dik açı neydi? 90 dereceydi. Bize AOC'yi soruyor. Dikkat edin. Ne soruyor? AOC. AOC neresi? Onu da maviye çiziyorum. AOC şurası. Yani iki tane açı var AOC'nin içerisinde. Şimdi BOD, yani yeşille çizdiğim 90 ise AOD'de, yani kırmızıyla en başta çizdiğim şu açı 150 ise, ben 150'den 90'ı çıkararak 60 dereceyi bulurum. Neresi oluyor 60 derece? Çocuklar, tamamından şu 90 dereceyi çıkarırsam şurası 60 derece olur. Yani A, O, B 60 derece olur. Şimdi BOD'nin, şurayı temizleyeyim daha rahat görün çizimlerimi. BOD'nin, yani şuranın dik açı olduğunu vermişti bana. Ve bu ikisine birbirine eşit olduğunu vermişti. 90'ı 2'ye bölersem, az önce de bölmüştüm, 45. Buraların 45 derece ve 45 derece olduğunu bulmuş olurum. Ama bana ne soruyor? Dedim ya, geometride bana ne soruyor sorusu çok önemli. AOC'yi soruyor. Yani AOC açısı 60 artı 45'i soruyor bana. Hemen toplayalım onu da şurada. 60 ile 45'i toplarsam 105 derece cevabını buluyorum. Demek ki sorumun cevabı 105 derece. Çocuklar, harika sorular bunlar. Sizler için hazırladığım ve maalesef 4. sınıf kaynaklarında çok fazla göremediğim soru tipleri. Ama geometri budur. Bunu bilmeden 5. sınıfa geçmeniz büyük eksiklik olur. 7. soru geldi şimdi karşımıza. Evet. 10 tane soru vardı. Şu an 7. sorudayız. Artık açıları takip etmeyi öğrendim. AOC 120 derece. Neresiymiş AOC? AOC. Tamam, 120 derece. Güzel. BOC eşitmiş DOC'ye. Hemen bulalım. BOC şurası eşitmiş DOC'ye, şuraya. Zaten bunu vermese bile şuradaki işaretlerden ben anlıyorum ki bu ikisi birbirine eşit. Ama alışma aşamasında olduğunuz için veriyorum ben. Burası hem dikse, bakın BOD de dikse, B az önceki soruda olduğu gibi BOD'yi ben 2'ye bölerek, yani 90 bölü 2 diyerek 45'i bulurum. Burası 45 derece olur. Burası da 45 derece olur. Peki çocuklar, AOB'yi soruyor bana. AOB. Dikkat edin. AOB'yi bulmak için, evet, zaten buraların 45-45 olduğunu bulmama bile gerek yok. Niye? Tamamı AOD, AOC 120 idi ya. Dikkat edin. AOC, yani şöyle pembeyle bir daha çiziyorum orayı. AOC 120 idi ya. 45'i buysa buraya ne kalır? 120 eksi 45 kalır. 5 olur. 11'den 4 çıkarsa 7 olur. Yani burası 75 derece oldu. Bana neyi soruyordu? AOB'yi, yani 75 dereceyi soruyordu. Cevabım 75 derece derim. Şuradan adım adım ilerliyorum. Tıpkı sudokuda çözer gibi, sudokuda işlem yapar gibi
Önce birisini buluyorum. Bulduğumun üzerinden diğersine ulaşıyorum. Merdiven gibi tık 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 bula bula ilerliyorum. Dediğim gibi ilk sizin gerçek anlamda ilk geometri çalışmanız bu. Onun için bunu kaydediyorum bu videoyu şu anda ve sizlerle paylaşacağım tekrardan. Sizler de bayram tatilinde mutlaka tekrar bu videoyu izlemenizde fayda var. 8. soruya geldik. Bir kere şunu görünce buranın bir doğru açı olduğunu bilmem lazım. Doğru açının da 180 derece olduğunu bilmem lazım. Ne diyor bize? AOB, hemen bulalım. AOB eşitmiş DOE, DOE yani şurası buraya eşitmiş ve onlar da 50'şer dereceymiş. Hemen yazıyorum üstüne çocuklar. 50'şer derece diye. 50 burası, 50 de burası. BOC'de eşitmiş DOC'ye. Şimdi BOC şurası buraya eşitmiş. Bu sefer çizgi koymamış ama burada belirtmiş ne olduğunu. Bana AOC'yi soruyor. AOC'yi bulmak kolay. Şimdi öncelikle 50 ile 50'yi bir toplarım. 50 ile 50'yi topladığımda 100 olur. Açının tamamı olan 180'den çıkarırım 100'ü ve 80 bulurum. 80 neresi? Çiziyorum çocuklar yeşille. BOD açısının tamamı 80. 2'ye böleceğim. 80 bölü 2 40 yapar. Burası da 40, 40 olur. Derece derece. Bana ne soruyor? Evet yine geldik o soruya. AOC'yi soruyor. Gelin AOC'yi birlikte bulalım. Turuncuyla. AOC. AOC açısı gördüğünüz gibi bir tane burada 50 var. Bir tane de 40 var. Toplarsam 50 artı 40 eşittir 90 derece diyorum. Çok keyifli. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur geometri yaparken. Tabii ilk aşamalarda biraz zorlanıyor olabilirsiniz. Çünkü geometride çok müthiş bir dikkat gerekiyor. Bu dikkatinizin bir anda alması soruyu hatalı yapmanız anlamına gelebilir. 9. soruya dikkatli bakalım lütfen. Burada farklı bir şey var. Burada farklı bir şey var. 9. soruda Nisa'cığım iyi dinle lütfen. AOB açısı AOB açısı iki tane COB'ye eşitmiş. Ne demek bu? Yani COB sallıyorum 1 ise burası 2'dir. Burası 10 ise burası 20'dir. Burası 50 ise burası 100'dür gibi. Tamam mı? Diğer verilere bakıyorum. Çünkü ben sadece bir cümleyle bu soruyu çözemem. BOC eşitmiş DOC. Tamam bakıyorum. BOC eşitmiş DOC. Evet şunlar birbirine eşitmiş. Güzel. Ve DOC'yi vermiş 40. Hemen yazıyorum üstüne. Hop burası 40. Burası 40 ise BOC de 40. Çünkü bir öncekinde DOC ile BOC'nin eşit olduğunu söylemişti. Şimdi o zaman AOB açısını bulmam lazım. Çocuklar COB'nin 40 olduğunu bulmadım mı az önce ben? Bakın COB de diyebilirim, BOC de diyebilirim. İkisi aynı şeyi ifade ediyor. O zaman 2 çarpı 40 ne yapar? 80. AOB de 80 dereceymiş. Evet, buradaki denklemden çıkardım bunu. AOB 2 tane COB'ymiş. Bana neyi soruyor? AOD'yi soruyor. Hemen AOD'yi yeşille belirtiyorum. AOD yani 80 artı 40 artı 40. Toplayalım. 80 artı 40 artı 40 eşittir 160 derece diyorum. Evet, 9. sorumuzda bu şekilde cevapladık. Şimdi saatler, 10. sorudaki saatler her açı probleminde çıkar. Niye? Çünkü akrep ve gel kovan arasında sürekli bir açı vardır. Ve siz şu anda bu açıları artık öğrendiğiniz için yapmanız lazım. Soru bize ne diyor? Saat 16'da akrep ve yel kovan arasındaki açı kaç derecedir diyor. Bakıyorum. Saat 16 demek 4 demek.
Bakın ben ekrana zaten saat 4'ü kurdum. Ama benim öncelikle şunu bilmem lazım. Acaba bu iki tane rakamın arası normalde 5 dakika ya, ama kaç derece onu bulmam lazım. İki tane rakamın arasının kaç derece olduğunu bulmam için yapmam gereken şey şu. Dikkatli dinleyin. Eğer saat şöyle dümdüz olsaydı, şöyle olsaydı, yani kaç oluyor? 6 olsaydı, burası 180 derece olacaktı. Değil mi? Veya şöyle olsaydı 90 derece olacaktı. Yani şu 1, 2, 3 parça 90 dereceye eşit. Dikkat edin, dereceden bahsediyorum. Dakikayla karıştırmayın. Peki bu 3 tanesi 90 dereceye eşitse bir tanesi kaç derecedir? Tabii ki 90 bölü 3 eşittir 30 derece diyorum. Yani şurası 30 derecedir. Bir tanesi. Hop, şurası 30 derece. Burada kaç tane 30 var? Bakalım saat 4'te. 1, 2, 3, 4. Yani şu aradaki açının ben tam 4 tane 30 olduğunu buldum. Burası da 4 çarpı 30'dan 120 derece diyorum. Yani burada temizlemek gerekirse ekranı, burada akreple yelkovanın arası 120 derece diyorum. Bu tarz sorular çok gelecek. Şunu unutmayın, iki rakamın arası 30 derecedir. Bunu asla unutmayın. Sevgili çocuklar, açılarla gerçek problemleri çözdük. Önceki senelerde dördüncü sınıfta var olan ama şu anda çıkan, yani olmayan ama hala deneme sınavlarında ve kaynak kitaplarınızda bol bol karşınıza çıkan bir konuyu gördük. Çok özel hazırlanmış tam 10 tane farklı soruyu sizlerle çözdük. Sizden isteğim, bu yayını izlediniz, beğendiniz ve mutlaka sevdiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşın ki daha fazla öğrencimiz bu yayınlardan istifade etsinler. Daha fazla öğrencimiz öğrensin. Bugünlük bu kadar. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde bayram. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.